Darbe dönemlerinde insan hayatının hiçbir değeri yoktur. Onlar için bir talimatla binlerce insan öldürülebilir. İnsanlar rahatlıkla dar ağaçlarına götürülebilirler. Özel mahkemeler kurulur darbecilerin döneminde. Özel mahkemelerde insanlar yargılanır. Bakın, Türkiye en büyük mağduriyetleri hep darbe sonrası yaşamıştır. Bu ülkede başbakanlar asıldı. Gencecik fidan gibi çocuklar asıldı. İdamlar yapıldı. Şimdi kendimizi affettirmek için asılanların adlarını parklara veriyoruz. Havaalanlarına veriyoruz. Okullara veriyoruz. İyi de niye astık o zaman? Niçin yaptık? O dönem hain olarak, onların tamamı hain olarak görülüyorlardı. Dolayısıyla siyaset sokağa teslim olmadan, siyaset daha farklı, daha sağduyulu davranarak, daha objektif davranarak, devletin saygınlığını koruyarak, hukukun üstünlüğü çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Çünkü bu sıcak atmosfer bir süre sonra yerini olağan sürece bırakacaktır. Ve biz bu olağan süreç içinde de bugün söylediklerimizi eğer devam ettirebilirsek, o zaman gerçekten de evet, biz yani bu olaydan ders çıkardık diyeceğiz. İdam cezasının geri gelmesi gelmemesi tartışmasında Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor acaba? Az önce bir cümle kullanmıştım. Siyaset sokağa teslim olmamalı diye. Teslim olursa felaket olur. Çünkü sokakta insanlar bir araya geldiklerinde bireysel iradelerini kaybederler. Orada bir kolektif irade oluşur. Ve provokasyona çok açık ortamlar oluşur orada. Birisi bir şey söylediği zaman kitle onun arkasından gider. Dolayısıyla ama devleti yönetenler, yani siyaset adamları sokağa teslim olmazlar. Basiretli davranırlar, sağduyulu davranırlar. Ülkenin geleceğini görerek ona uygun politikalar oluştururlar. Dolayısıyla bizim idamı yeniden getirmemiz, yeniden idam olayını Türkiye'nin gündemine getirmemiz pek çok çevrede kaygı yarattı. Avrupa Birliği'nde kaygı yarattı. Ben o sıcak atmosferde dile getirilen bu sorunun bugün için dile getirilmediğini ifade etmek isterim. Umarım hükümet böyle bir çılgınlığa imza atmaz. Mahkemelerde bu canlı yayınlanabilir mi? Düşünceniz var mı bu konuda? Canlı yayınlanmasını isteriz. Biz Ergenekon, Balyoz davalarında, işte Ayışı'ydı, casusluktu, o davalardaki görüşmelerin de canlı yayınlanmasını istemiştik. Bunların da canlı yayınlanması lazım. İtirafsa çıksın, itirafını yapsın, herkes görsün. Nedir olaylar, neyin nesidir, bütün bunların bilinmesi lazım. Canlı yayınlanmasının şöyle bir artısı da olacaktır. Bir demokratik süreç içinde yargının ne kadar objektif davrandığını, ne kadar tarafsız davrandığını sadece kendi ülkemize değil, bütün dünyaya da duyurmuş olacağız. Bu açıdan buradan çağrı yapalım hükümete de. Yani bu duruşmalar canlı yayınlansın televizyonda. TRT'nin bir sürü kanalı var. Bir kanalı bunu ayırırlar bir süre için. Canlı yayınlanır ve halk da bunların ne yaptığını, neler yaptığını, itirafçıları vesaire hepsini izleme imkanı olur.